Selamlar pek sevgili geekler. Westworld'de sonunda 5. bölüm o bölüm oldu. Ve bu dizi oh be ne güzel diziymiş bu diye düşündürten bölüm oldu değil mi? Yanlış mı düşünüyorum? Nasıl düşünüyorum sizce? Bence çok başka değildi ya. Seyrinde giden güzel bölümdü. Güzel eğlenceliydi. Ben böyle beklentim vardı zaten böyle şeyler izleyeceğiz diye. Şu ana kadar bu beklentim karşılanmamış da değildi açıkçası. Yo bence şeydi bu bölüm biraz. Yani normalde böyle küçük lokmalar atıp onun dışında 40 yıldır yapılan felsefeleri bir daha yapıyoruz falan yapıyorlardı ya. Bu bölüm hakikaten hastiktir ne oluyor diye sordurttu bu bölüm. Yani biraz daha Lost bölümü gibi diyeceğim o açıdan, anladın mı? Daha böyle vurucu bir bölümdü bence. Ya aslında şey biraz ucuz gerçekten. Böyle gizem patlatıp sonra işte Aetherys ile Ford'u karşılaştırıp ondan sonra lambur lambur konuşmaları falan. Yani madem böyle konuşabiliyordunuz baştan konuşsaydınız mı dedirtiyor hakikaten acaba? Avalan Park'a geldiğinde yani bir noktaya geldi ki o konuşma gerçekleşti. Bence iyi yedirmişler. Sana katılmıyorum. Benim Westworld'da ortalama beklediğim bölüm böyle bir bölüm. Ortalaması yani. Ben yani çünkü bu bölümde şey oldu mesela başladı bir saat tak izledim bitti. Aa bir saat geçti mi dedim. Öbürlerinde böyle şeydi. Okey bunlar da bir süre herhalde determinizm konuşacaklar falan deyip başka bir şeye böyle bakıyordum, anladın mı? Bu bölüm böyle pat arka arkaya bir şeyler oldu sürekli. İyi hadi bu bölüm neler olduğundan birazcık konuyu açayım ben. Öncelikle... Dur köpek gibi teori atalım hadi ortaya, hazır mısın? İyi hadi bakalım. Bu dizi hakkında teoriler bombardımanı başlıyor. Hadi ama bakalım. Köpek gibi. Bu bölüm şey teorisini çok destekledi abi. Neydi? İşte Logan ve William şeyden 30 yıl öncesindeler. Mevcut timeline'dan 30 sene öncesindeler bölümünü şeyle çok destekledi. Ya da senin ikinci söylediğin. Dur tamam da ben söyleyeyim bırak dur, ya. Tamam işte dur güzelce. Lawrence'ı boğazını kesti siyah şapkalı herif, kanını akıttı topladı. İşte ne yaptıysa öbür robotu diriltti onunla bu arada. O da çok tuhaf bir detaydı bence. Herhalde 2 saniye sonra öbür tarafta öbür dayı paso olarak narkos olarak çıktı öbür tarafta. Evet. Ben onu şey gibi algıladım, kan mevzusunu. Öbürüne kan nakli yaptı gibi yaptı bence. Robot abi o. Olsun. Onun muhabbetini yaptı ya eskiden içiniz ne güzel böyle açıyordun Made in China falan yazan şeyler çıkıyordu. Artık damar çıkıyor, kemik çıkıyor falan muhabbeti yapmasını ona bağladım ben. Kanı akıttı. Öbürü biraz kendine gelmişti falan. Herhalde onun kanını onun ağzından mı döktü? Ne yaptı? Harbiden kanla mı çalışıyor abi bu robotlar? Yani insanı taklit etmek için öyle bir şey yapmışlar en de sonunda. Çünkü ucuzmuşmuş. Kan değil ne bileyim su koy yani ne fark edecek ki? Ya o bildiğimiz kan olmak zorunda değil. İnsana koysan zehirler belki böyle içinde yağ, robot besinleri falan olan bir şey, anladın mı? He anladım. Lawrence'ın sıvısını aldı çünkü kan o da değil. Doğru. Ben niyeyse öbüründen kan aktı da buna kan niye gitsin? Öbürü de robot ki doğru. Evet. Robot sıvısı aldı. O yüzden ayrı pozitif misin sen falan gibi şeyler sormadı. Anladım şey çünkü işte. Nişasta şeyi o değil mi? Aynen. Edible stage blood. Aynen. Zaman ayrı olabilir hakikaten. Ben de izler izlemez ha dedim herhalde Sungur haklı falan gibi orayı düşündüm ama sonra da bir yandan da o kuşmuş ayıltan işte cesetler üzerinde iş yapan uzak doğulu asistan gibi adam şey dedi. O işte hayat kadını zenci kız gidip gelip veya Hispanik mi ne orası tam belli değil. O gidip geldi. Melezli. Niye buna takılmadık ki? Takılmıyorum ben şimdi. Neyse o tekrar gene mi bundan falan bir kildi yani şey de olabilir aslında. Hakikaten hani aynı anda bunların bir sürü farklı versiyonu parkta dolaşıyor veya belki her kullanıcıya farklı park falan gibi kafalar bile olabilir bence açıkçası. Ya da 2-3 park vardır mesela. Evet en fazla. Hani mesela ne bileyim işte çünkü şey ya bir ben şeyi gördüm abi bir kullanıcı Imgur'da galeri yapmış şeyi yakalamış. Logan'la William parka girerken ki Westworld logosu böyle beyaz çizgili, siyah çizgili. Sonra şeyi yakalamış. İşte Anthony Hopkins geçmişten bahsediyor ya bir sahnede. 30 yıl önce Arnold vardı falan diye böyle. Orada adamların ceketlerinin üzerinde aynı logodan var. Ama yeni Westworld logosu tek bembeyaz bir W mesela. O zaman hakikaten ya zamansal bir farklılık var ya da kurumsal olarak çok iyi çalışmıyorlar. Orada başka, burada başka logo var. Yani. Ford böyle şey değil mi? Bu logolar eski kalmış, bunlar ne? Değiştiririz. Bilecik'te bir tarım firmasıymış Westworld. Buradan Bilecik'teki tarım firmalarına bir şey yapıyoruz. Kenara ayırıyoruz da. Yok 30 sene mevzusu bende çok net artık. Bir şey olabilir hakikaten onunla ilgili. Üstüne zaten hani 30 sene mevzusunu çok kuruyorlar diye bir süreden beri. Üstüne şöyle bir teori attılar. Orada benim aklım çıktı. Bakalım seyircinin de aklı çıkacak mı? Arnold Bertrand abi. Zenci adam. Zenci adam. Evet.
Bu ipucu şuradan. Bernard. Bernard'ın Arnold olduğuna dair çok ciddi bir teori attılar ortaya. Bayağı da hayvan gibi desteklemişler bunu. Ve hani böyle sözlü olarak da Anthony Hopkins'in mesela Bernard'a olan öbürlerin herkese mesela Mr. bilmem ne, Mrs. bilmem ne falan diyor. Bernard'a direkt Bernard diyor ve ondan sonra bilmem ne duyuyor Bernard falan filan gibi bir soru kalıplı cümleleri var. Ona hep öyle cümleler kuruyor mesela. Bu bir örnek. Tabii. Onun dışında bir örnek daha vereyim hadi. Senin sözün inanılmaz kesip girdi. Şeyden yakaladılar bunu ama bir ipucu söyleyeceğim. Onu ben de internetten okudum açıkçası. Kendim görmemiştim. Westworld için bir internet sitesi açmışlar ya bir ara. Hani işte giriyorsun hakikaten Westworld'un tanıtımını yapıyor. HBO böyle reklam olsun. Öyle bir site yapmış. İstiyorsan 40 bin dolar bağışıyorsun falan. Orada böyle şirketin şeyi var işte. Hani Westworld'e ben de kaydımı yaptırmak istiyorum diye gizlilik sözleşmesine tıklarsan yazmışlar onun metnini baya baya. Bir maddede şey diyor abi. İşte Westworld'deki seyahatim sırasında Westworld'de bırakacağım bütün doku örnekleri, işte kan, işte meni, ne bileyim böyle saç, bilmem ne falan tarzı bütün doku örnekleri işte bundan sonra Westworld şirketine aittir. Onun adı ismi neydi? Delcos muydu? Neyse. Şirketine aittir ve istedikleri gibi kullanma iznini onlara taahhüt ediyorum falan gibi bir şey var. Yani bu da şey geliyor. Para veriyorsun hem de bu kadar şey. Affedersin şeyini de alıyorlar yani. Evet yani. Robotların içinden toplayıp milletin kullanımı mı yapıyorlar acaba filan diye. Facebook'ta benim postlarımı paylaşmamanız için şey var ya işte o. Jandarmadan copy paste yapıyorlar böyle. Kuzenim girmiş Westworld'a vallahi filan muhabbetleri. Ya oradan şey yakaladılar işte. Hani ulan acaba bir bölümde de çünkü Anthony Hopkins şey diyordu ya. Artık doku print alıyoruz, her hastalığa tedavi bulduk falan. Mesela böyle bir evrende sanki ne bileyim suni döllenmeyle klon yapmak falan gibi teknolojiler vardır gibi bir geyik var. O çocuk Ford'un küçük klonu falan diyorlar ya böyle mesela. Bu bölümde gördük o çocuğu bu arada. İşte acaba Bernard'ın da şey mi var yani Anthony... Bir versiyonu mu var Westworld'de gezinmek? Aynen Arnold ne yaptıysa yapmış ölmüş. Herif belki kıyamayıp klonlamış eski ortağını ama hatırlamasına engelmiş. İçine yeni bir şey programlamış. Olabilir böyle şey. İşte çünkü bak bu kadar herkesin iyileştiği ondan sonra mükemmel hiçbir sorun olmayan dünyada adamın çocuğu hastalıktan ölmüş. Yani bu çok da inandırıcı değil. Onun dışında işte belki o güvenlikçi hanımefendiyle birlikte oluyordu. Ondan sonra işte bunlar niye kendi aralarında konuşuyorlar? Ne kadar kibarsınız Cem Bey. İşte practice yapıyorlar. Sen de benimle practice mi yapıyorsun diyordu mesela kadın Bernard'a. Böyle küçük ipuçları var. Daha efsane ipucunu da bir eleman şeyde yakalamış. İlk bölümde böyle Dolores'in eski babasını böyle montajla açıyorlar da işte şey filan diyordu ya. Öyle bir intikam alacağım ki aklınız gidecek falan diye böyle kötü konuşmaya başlıyordu ya. Orada şey diyor. Peki amacın nedir diyor. Herif de şey diyor. Yaratıcımla tanışmak diyor ve işte yaratıcımdan çok büyük bir intikam almak ikinizle de diyor. Sonra böyle bir Bernard'a bakıyor tamam mı bir sahnede. Şu an mesela o böyle şey oldu millet çıldırıyor. Acaba hani Arnold öldükten sonra Bernard diye bir karakter yaratıp klonunu yapıp yani. Çünkü bu şey sahnesini açıklıyor abi. Dolores'le habire konuşan bir Bernard görüyoruz ya. Ya o Bernard değil Arnold'sa. Anladın? Dolores'le çünkü sürekli konuşuyor ya. Yani başka da konuşan gizli, biri gizli yok. Gizli gizli konuşuyor. 30 sene önceki mevzuda şimdi Dolores'in kafa gidiyor işte kendini söktüğü hayaller falan görüyor ya Bernard kendisini bozduğu için sürekli. Acaba biz herifi Bernard diye biliyoruz ama 30 sene önce parktaki bozulmayı tetikleyen zaten Arnold olduğunu biliyoruz. Dolores'le konuşa konuşa eski timeline işte 30 sene öncesi de garanti oldu ya o logo farkı yüzünden. Çıldırdı yani millet. Bayağı kafada oturuyor yani anladın mı? Yani Bernard gerçekten Arnold çıkabilir. Sadece biz herifi bu timeline'da sürekli Bernard diye duyduğumuzda onu da bu timeline'da zannediyoruz. Abi benim bir oturup baştan 5 bölümü arda arda izlemem lazım. Ben çok koptum. Ben yani tamamen uzak doğulu adam neden kuş canlandırıyor kısmında kalmıştım. Bunlara takılma abi falan. Daha güzeli de şu var. O da başka bir fark. Mesela bu bölüm bir yerde Ford'u Dolores'le konuşurken görüyoruz ya. Dolores çıplak. Evet. Çünkü küçük de poposu varmış bu arada. Ben çok şaşırdım. Neyse. Ona. Daha büyük düşmüştüm ben. Neyse. Evli adamsın. Allah Allah çıplak koymuşlar baktım. Neyse. Ya şey tuhaf. Mesela Ford kendi konusunda bütün robotları karşısına çıplak alıyor ya. Hatta işte bir robotun böyle edep yerini örttüler diye. Açacaksınız çıplak olacak bunlar. Ya ben keserim falan. Böyle bir anda. Tarikat liderine dönüş. Bir anda çıldırıyordu ya. Bernard'ı ne zaman Dolores'le konuşurken görsek Dolores kıyafetleri mesela. Aynen. Bernard daha insan gibi davranıyor bunlara falan. Acaba işte 30 sene önceki Arnold mu? Anladım. Ya hani öyle bir ya da işte klonu mulonu bugün gene 30 sene önce yaptığı şeyi istemsiz bir şekilde yapmaya başladı falan gibi bir şey de olabilir. Değil mi hocam? Vallahi olabilir. Haklısınız.
Şöyle The Maze konusunda yine küçük küçük ilerlemeler kaydettik. Önemli şeyi şimdi konuşalım hadi. Bu Ed Harris'le Anthony Hopkins'in ilginçler ilginci muhabbeti yani. Ben hiç beklemiyordum bu kadar erken. Daha son bölümlere kalır gibi düşünüyorum. Ama işte 10 bölümlük ya bu bölüm sezon dizi neyse işte. Ve de şey gibi de yapmayacaklar belli ki. Yani şimdi Lost işte yeni izleyen biri olarak hani onda böyle bir sezon bitti mi Allah belanı versin diyeceğin kadar fazla soru işareti kalmış oluyor ya. Bunu öyle yapmayacaklar diye açıklama yaptılar zaten. Evet, bütün evet. Sorularınızın cevaplarını bulacaksınız dediler. JJ'yi bağlamışlar değil mi böyle? Bırakın! Söyle! Söyle! Siyah duman koyacağım bırakın. Kutup ayısı koyacağım. Hiçbir şey açıklamayacağım. Zaten sonunu düşünmedim. İşkence yok. Yok yani böyle işte hani 10 senede 10 bölüm gelen bir dizi falan olunca hakikaten millet çıldırır diye yani. Çünkü gerçekten yani bu bölüm, bu sezon bittiğinde Ed Harris'le bunların alakası ne, öbür herifler aynı şey mi, Maze ne, Dolores niye çıldırıyor, bunların hiçbiri cevaplamazlarsa çok televizyon uzaktan kumandalarıyla idam edilecek yani bence kesinlikle sinirden. Evet, yorumlara siz böyle bir durumda televizyonunuzu idam eder misiniz diye yazın dilerseniz. Arnold'la Ford'un pardon şeyle Ed Harris'in karakterinin hala ismini bilmiyoruz bu arada ki William olduğu gazını çok veriyor bu. Ford'un o konuşmaları sırasında şey ilginç aslında. Ford oyun şey bölümün başında şey diyor ya rahmetli yaşlı robotla konuşurken işte köpek döndü döndü de sonra bir gün yapmak istediğini yaptı ve yaptıktan sonra yapacak hiçbir şey bulamadı geyiği var ya. Ay evet. İşte o köpek Ed Harris. Bence o köpek kendisi. Yani çünkü şey işte herif ne bir yerde de galiba Dolores'le konuşurken şey diyor ya işte bana istediğin olabilirsin dediler ben de dünya yarattım falan diye böyle sonra yarattım ve göt gibi de kaldın içinde. Evet. Belki de sıkıldı şimdi. Sürekli farklı şeyler deniyor yani gibi. Bir şey geldim. Bunu Eteris'le muhabbetlerine bağlayamadım ama niyeyse. Kafamda halbuki çok iyiydi. Ama denedim. Eteris'in de öyle bir yolculuğu var. Sonunda varmak istediği nokta Maze ve Maze'de neyin çözüleceği. Ha, evet. Bir Eteris anlam arıyor ki ama. Ford kendisini engellemeye çalışacak falan gibi zannediyor ya böyle. Hani beni birebir uyarmaya mı geldin falan diyor adam. Niye uyarsın? Yok seni teşvik etmeye geldim falan dedi. Hayır, you're a paying customer yani. Adam niye gelsin? İstediğin kadar gez. Günde 40 bin dolar adam parası. Bu şey gibi işte düşündük. Hani yani gösterinin arkasına bakıp da ya bunlar kutlanmış falan yapan gıcık adam mı devreden çıkarmış. Adam onu çoktan çözmüş zaten yani. Eskiden sizi robot gibi yapıyorlardı. Şimdi blood and tissue yapıyorlar falan fistan diye anlatıveriyor. İşte Eteris Mazing göbeğine ulaşsa da orada böyle pasta ve şey beklemiş. Westworld kadrosu kafalarında da böyle şey var böyle. Bravo. Size şimdi 50 bin dolarlık hediye çeki veriyoruz. Souvenir shop'tan. 30 bin dolarlık abi. Bir günlü bile kurtarmıyor böyle anladın mı? İnsan bir Rolls Royce verir. Westworld tişörtü veriyorlar. Tamam hadi başka bir sürü şey oldu bölümde. Tamam bu Dolores'in 30 yıl önceki muhabbetleri bilmem ne. Şimdi bu 30 yıl önceki vahşeti izleyeceğiz muhtemelen. Ve yavaş yavaş bir Logan'ın boğazını sıkmaya başladılar. Ve bizim öbür eleman Logan'ı bıraktı orada. Onu öldürecekler mi yani? Boğarak çünkü birini öldürebilmek mümkünmüş gibi gözüküyor. Ya evet ben de robotların ağzına vuruyorlar. Ya işte eğer 30 sene öncesiyse o hakikaten. Belki 30 sene önce o tarz güvenlik önlemleri daha az belki olup zaten sıkıntı çıkmasına sebep olacak olayları başlatan bir yerde bayağı boğuluyor. Kasabayı yeni gördük çünkü ilk defa gördük o böyle Deadwood'lanan kasaba. Burası HBO kasabası abi. Evet. Evet abi direkt yani. Biraz ilk, kan meme falan demiş yani. Direkt böyle açıldı o sahne abi, elimizde aklıma Rome, Game of Thrones. Elimizde çıplak gezen 100 tane figüran var. Bunları ne yapalım? Salın oraya. Yönetmene geliyorlar. Efendim bunları ne yapalım? Onlar kim? Böyle bir bakıyor. Biz 100 tane çıplak adam var. Sevişin ulan. Eğitim rüyonun adamları değil mi onlar? Kadro. Yıllardır bu işten ekmek yok. Yaşlanmalar falan mı? Rom'dan beri sevişiyorum. Orası şey de olabilir bence. Yani zamanlar farklı değilse hani orası oyunun başka bir seviyesi. Daha işin gerçekçi olduğu, gitmenin daha zor olduğu, gidince stake'lerin daha yüksek olduğu falan bir ortam olabilir belki. Ulan ne veriyorlar ki? Oralara gidince de ekstra bir şey kazanıyor musun bu oyunda? Dayak yiyorsun işte hayır. Dungeon gibi düşün abi. Seks öbür tarafta da var abi. Burada daha wild işte İyi 15 abi. Kişi bir arada. Şey, ilk kasabada yani şey gibi düşün abi. Hakikaten MMO gibi düşün. İlk girdiğin ilk kasaba düşük level karakterler var. İki tane fahişe var zaten anladın mı? Sen böyle daha şeysin yani. Peki böyle şey yok mu? Falan böyle bir herifsin diyelim ki. 10 kere baştan başladığın için de oraya 50 kere oynamışsın. Abi dağın arkasına gideceksin sana falan diyorlar böyle. Peki böyle Dolores diyorsun. Ne arıyor? Hayatın anlamını mı? Kendini mi? Ha ya bilmiyorum. Dolores ayarları hep bozulmuş. Update lazım Dolores. Fena almış Dolores. Her açılışta error veriyor. Şey mevzuları çok vardı bak onları unutmayalım.
İşte normalde böyle öbür dünya, gerçek hayat falan dediklerine böyle alık alık bakmaya başlayan robotlar. Robot dedik neyse işte. Bu sefer Dolores biraz böyle ne? Öbür dünya mı? falan dedi de gitti Logan'a, William bak bu çakıyor, bak dikkat et falan gibi konuşmalar yaptı. Yani Dolores gitgide uyanıyor. Bir gün kendi hayatını arayacak, yoksa belki de baştan beri gerçek i̇şte eskide, var. Eskide uyanıyorsa yenide ne olacak? Onu çok merak ediyorum. Pardon, yenide Dolores'te hiçbir numara yok. Yani yeni varsaydığımız yani. Yenide Dolores'e en son işte şey... Ed Harris tecavüzü var. Yani Ed Harris en son bıçakla onunla bir odada kaldı. Dolores'in aslında devamını yenide görmedik. Yenide Maeve uyandı bak bu sefer. Aslında ikisinin uyanışı çok benziyor. Düşün. Hmm. Bunda şey uyanıyor. Maeve. Senin hayat robotu olarak almaktan hoşlandığını aldı. Evet, hadi en son olarak bir o Maeve'in uyanışından bahsedelim. Başka hani önemli bir konu varsa bundan önce konuşalım ama... Ben bir şey cümlesi ama... yakaladım. Kuşlu, kuş robot. Kuşçu var ya, kuşçu. Kuşçu Adnan. Kuşçu Adnan böyle şeyle uğraşırken Phoenix miydi, Lennox miydi şimdi onda neyse. Daha başka bir şey de var, unutturmayın. Yanındaki arkadaşı geliyor. Kanka diyor, sen böyle ameliyat yapamayacaksan bu işe girmeseydin niye embriyo halindeyken bunu yakalamadılar ki gibi cümle kuruyor. Onu fark ettiniz mi? Evet, evet. Embriyo demiyor lan. Şey diyor, iş başvuru, iş şey alım sırasında psych profile'ın falan filan mevzusu yapıyor. Yaratılırken gibi embriyo onu sen biraz şey yapmış. Ben gaza gelmişim. Ya da ben yanlış hatırlıyordum. Şimdi bir kere izleyip geçtik ama ben öyle algılamadım orayı yani. Ya. İş alım sürecinde seni elemeleri lazımdı gibi bir şey anladım. Anladım. Ben sanki şey gibi anladım. Daha... Çocuklar doğmadan böyle kariyerlerinin belli olduğu Brave New World tarzı bir dünyaymış gibi algıladım ama belki de ben onu yanlış okudum o zaman. Ama ikimizin dediği arası olabilir yani biraz daha distopik veya ütopik bir ortamsa. Bu işe ihtiyacım var falan filan dedi ama öbür tarafta robot şey ettiren. Evet o neymiş abi, ceset siken çocuğu diyorsun. Evet. Ne pismiş o be. Kötü kötü bir de yani, anladın mı? Evet. Böyle yani. Geliyorlar ölmüş böyle, kafası yok falan. Neyse, ona çok girmeyelim de şeye girelim asıl. O kolundan çıkan GPS device. Evet evet, kadının mevzusuna evet, evet yani dışarıya buradan bilgi sızdıran bir şey var. Yani burada bu kadar data toplanıyor. Şirket o datayı birazcık WikiLeaks olacak orada big yani. Big data değil mi abi? E tabi ya, big data'dan data çalma mevzusuna girmişler bir nebze. Ama şu an diğer olan biten ilgimizi çeken her şeyle alakasız gibi sanki o, değil mi? Birazcık tabii, daha güncel data çalımına, orası bu işin biraz Black Mirror kısmı aslında. Mi acaba? Ya da nasıl bağlanacak acaba? Bak ben en çok onları aslında görmekten keyif alıyorum ya. Yani Anthony Hopkins'i falan performansını izlemekten hoşlanıyorum ama o genç kız, o güvenlik görevlisi, bu bölüm olmayan sarı saçlı abi falan, onların o şirketi yönetme, işletme kısmıları da bence gayet keyifli. Bu bölüm yoktu işte doğru düzgün. Bütün onlar bunlara nasıl bağlanacak? O şey mevzuları falan hani... Başka gıcık bir programcı, işte yeni bir öykü tanıtmıştı da. O herif mı ya? O herif yok, işte iki bölümdür yok yani. O konular öyle arkada kaldı. Üç mü? Herhalde parasını yatırmadılar diyoruz. Kovdular bence onu ya. Bayağı gönderdiler. Çok yani. Abartılı oynuyorsunuz bu diziye göre. Niye lazaksanı ben de bilmiyorum. İşte başka ne vardı ya bu bölüm? Başka ha işte aslında şey, Eteris ile Ford'un konuşmasından hiç detay yakalamadık mı ya başka? Yok. Ben yakalayamadım en azından. Ama artık... Şey oldu, o Cyclops, Ed Harris'in Anthony Hopkins'e saldırmasını engelledi. Bir benim sayemde kurtardın hadi falan gibi bir şey dedi Ed Harris buna, hatırlıyor musunuz? 30 sene önceki mevzu sırasında benim sayemde falan gibi bir cümle kurdu. Muhtemelen Ed Harris'in de gençliğini göreceğiz o dünya içerisinde. İşte William o belki de. Bu bölüm bir de William'ın böyle atarlanıp iyice böyle adam vurdu. Logan'ın ağzına bir tane vurdu, konuşma lan Vice President'ım diye, benimle ne konuşuyorsun falan dedi. Kızı kolundan tuttu götürdü filan. Ama yani Ed Harris böyle gerçek hayatta doktor moktor falan filan böyle bir hayat kurtaran bir adamken... Ama your William... foundation diyor, yani sizin vakfınız doktor kurtardı diyor. Ha, sizin okay vakfınız dediği herif belki Bill Gates de vakıf kurmuş o yani. Ha okey. Okay. Evet. Şey, filan gaza gelmiş olabilir yani şey Logan sonrası. Hemşire falan. O zaman ben şeye takılırım arkadaş. Anthony Hopkins'in gençliğini CGI gül gibi yapıyorsun da Ed Harris'in gençliğini neden yapmıyorsun derim ve susarım. Tamam ama işte o zaman bu gizem ortadan kalkar yani, zımbalalak diye makyaj şeyle yaparsın. Kadına bir tane adam gelip böyle Ed Harris'in CGI ile gençliği yapılmış, biz böyle bu galiba Ed Harris'in gençliği. Biraz bariz olur yani. Çok gizemi kalmaz. Ama işte ya o kadar gerçekçi yapmışken bir böyle de, olması beni biraz rahatsız bak etti. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Ed Harris'in gençliği olma ihtimaline biraz şuradan da şimdi bir şey geldi aklıma. Bu Logan'la aralarında sen işte yönetim yardımcısısın, sen işte yükseliyorsun bizim şirkette bilmem ne falan mevzuları döndü ya aralarında. Hani belki hakikaten
zamanla çalıştığı bu ortamda, şirkette yükselmiştir de hani ona küçük ipuçlarıdır belki o diyaloglar falan. Belki Logan'ı Westworld içerisinde öldürecek bir süre sonra falan. Sonra da onun yerine geçecek. Ha, böyle Logan gelecek böyle eh diyecek, yeter ben Dolores'e tecavüz ediyorum falan diyecek. O bile çünkü anlamsızca kötü bir herif yani. Ne kadar ben kötü bir karakter. Biraz ben yani. O karakter birazcık cheesy kalıyor yani bu diziye. Yani çünkü kimse ama, öyle o kadar ama hayır gaddar ya, değil. Bence değil abi sonuçta. Hani böyle istismar edebilmekten hiç çekinmeyeceğin, sana hiçbir geri dönüşü olmayan ağzını pis bir ortamda. Kurdular lan en son aslında. O beklemediği bir şeydi herhalde. Bilmiyorum. Oralar zaten bir karışık. Nasıl oluyor da bu kadar hani bunun üzerine hala insanlar o para bölüm, ödüyor bu işe geliyor. O bölüm threat zone'u yüksekmiş abi. CR16 orası orada. Biraz açıyorlar öyle şeyi. İlk kasabı da vuramıyor kimse. DC'ler yüksek. Aynen. CR'dir o. Ya yok ya. Vallahi evet şey. Evet sevgili geekler, bu videonun başından beri Can o kadar güzel çay içti ki ben gidip içeriye çay içeceğim izninizle. Bu bölümde böyleydi. Size biraz teori kustuk bugün. Sizin teorileriniz var mı? Nelerdir bu teoriler? Bunları aşağı yazmaktan kesin ama sakın çekinmeyin. Kesin ama sakın ne demek onu ben de bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, Geek Yapar oyuna abone olmayı, geekyapar.com'u ziyaret etmeyi, videomuzu beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın. Hoş ve çağ kalın. İyi akşamlar falan. Evet evet ya. Bayağı rol yapıyor artık yani. Samimiyetini tümüyle kaybetti.